Ne söylesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istediğin uğruna savaş vermediysen. Ne söylesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istediğin uğruna savaş vermediysen. Sanki senin var gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi, acısını çilesini çekmediysen. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani saran gözlerle kapında bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anılar gibi. La 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 la. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Sanki seni var gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür acısını çilesini çekmediysen. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani saran gözlerle kapında bekleyen dargın anılar gibi. Of. Kaç
gündür diyordum ki acaba hangi şarkıda ağlayacağım, kısmet bu. Hemen mesajlara geçeyim. Gerçek sanatçı Ferdi Özbeyen, sana uzun ömürler diliyoruz. Seni gözlerimiz dolarak dinliyoruz. Ben bu maili size Diyarbakır'dan yazıyorum. Ferdi Özbeyen'le tanışmam 1980 senesine dayanır. Kendisinin pek haberi olmasa da onun şarkıları benim delikanlılığıma, gençliğime, şimdi de 40'lı yaşlarıma tanıklık ediyor. Asla kendisinden vazgeçmedim. Son 2 yıldır tesadüfen bulduğum internet radyosundan devam ediyorum dinlemeyi üstadı. Ve söylediği şarkıların sadık bekçisi olmaya devam edeceğim. Sevgilerimle Erdal Erdoğan. Sağ olsun. Üstad, alttaki 2 satırı mırıldanabilirse çok sevinirim. Araya ayrılık ne zaman, ne başkaları girse de ben seni dünkü gibi yaşarım yüreğimde. Bakayım, dur bakayım. Araya ayrılık ve zaman, ne başkaları girse de ben seni dünkü gibi yaşarım ta yüreğimde. Bir şarkım vardı. Sezen'in şarkısı. Öyle mi? İlk daha İzmir'den yeni geldiği zaman. Aa, neler insanlar hatırlıyorlar, ne güzel. Ferdi Özbeyen muhteşem Türkçesi ve Rakatsın yakışıklılığıyla ekselans olabilecek bir şahsiyetmiş. Ama biz onu başka yönüyle tanıdık. Şarkıları ve piyanosu olağanüstü. Sağ olsun. Bu akşam unutulmaz bir gece yaşıyoruz. Ferdi Özbeyen gibi bir sanatçı kolay yetişmiyor. Yıllanmış bir şarap gibi sesi notalara hüzünle dokunan parmakları müzik oluyor, kulağımıza doluyor. Allah Allah. Çok selam ediyorum. Büklüm büklüm olsa da dinlesek demişti ama zaten geldi. Şu an arabayı sağa çektik. Büyük üstadı ve sizi televizyondan seyrediyoruz. İnanın hemen laptoptan mail çektim. Sevgiler, saygılar. Şanslıymış. Aynen. Biz eşimle 23 yıllık evliyiz. Eşimle tanışmama vesile olan Ferdi Özbeyen şarkısıdır. Şarkının ismi Aynı Yerde Aynı Gündür. Söz yok anlatmaya onu demiş. Ferdi Özbeyen şarkılarıyla 1982 yılında 6 yaşımda Kıbrıs'a tanıştım ve o günden beri beğeniyle dinliyorum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin ikinize de. Eğer mümkün olursa dinlediğim ilk şarkısı Sevmek İçin Yaratılmış'ı söylerse çok sevinirim. Gülmek demiş. İçin Yaratılmış. Oğuz. O sevmek demiş. Anladım, sevmek için yaratılmak istemiş. Hangimiz istemiyoruz ki? Oğuz Özgürbüz. Ay neyse. Niye şimdi böyle olduk? Oldu. Valla ben de oldum. Bir anda bir geldiler hepimize. Dokunmayın. Değil mi? Hasan'ıma. Şimdi başka ay neler söyleyeceğimi. Peki şöhret. Şimdi bu aralar işte... 5 ay Bodrum'da yaşıyorsunuz, burada yaşıyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz falan. Çok fazla işte televizyonlara çıkıyorsunuz. Ama bu son albümü yani Bodrum'da da bütün gün oturup dedikodu yapmıyorum. Yani bu albümü de orada hazırladık yani. Ha, Bodrum'da hazırladınız bunu da. Tabii yani buradan teşekkür etmem gereken insanlar var. Mesela sahne çalışmamda bana güvenip bu sahnesini açan, Portofino Stage'i açan... Evet, Lares Park'ta her cumartesi gecesi varsınız, evet, değil mi? Yani Özdemir Erkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yine bana güvenip, çünkü bu zamanlarda albüm yapmak mümkün değil. Çok doğru. Bütün sanatçı arkadaşlarımı izleyiciler seyrediyorlar televizyonlarda, gazetelerde. Yani artık iş korsanı da geçti. İnternet yüzünden bütün emeklerimiz heba oluyor. Aslında şöyle bir yarar oluyor. Bizi daha geniş kitleler tanıyor. Ama yani müzisyen bedava değil, stüdyolar bedava değil. Hiçbir şey bir prodüksiyon. Çok bakımdan, doğru söylüyorsunuz. Ha, pardon. Yeşil Giresun, özür dilerim. Yeşil Giresunlu beni aradığı zaman, duayen bir biliyorsunuz plakçıdır. Bodrum'da beni arayıp da bir albüm teklifi yaptığı zaman... ilk lafım herhalde aklını oynattın sen dedim. Yani bu zamanda. Ve gerçekten de en sevmediğim şey bir albümü ele alıp da kanal kanal gezip reklam yapmaktır. Yani benim artık bunlara ihtiyacım olmaması lazım ama bu albümde eğer hazırsa biraz sonra çalsınlar, evet, çocuklar. Evet, hazırlıyorlar şimdi. Bu albümde 38 tane müzisyen çaldı. Çok güzel parçalar var yani, Ferdi Bey. Bence kimsenin gönlü bunu internetten falan indirmeye bir tane hareketli bir şey. Okuyayım bir hangi şarkılar oku. Var. Yabancı şarkı da var ama. Şimdi bir de hadi Sensiz Yıllarda. Sürprizi söyleyeyim kimler mi? Kimler geldi? 4 ayrı dilde okuyorum bu plakta. Evet. Fransızca, Almanca, Yunanca ve Türkçe. Oo.
süpermiş. Kimler geldi, kimler geçti, kim ne derse desin. O şey mi, kim ne derse desin aşk için. Şimdi onu dinleyeceğiz. Ha öyle, evet. Ne temiz kalbim var görüyor musun Hüseyin? İstersen vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ay ben bütün de bütün şarkıları, günüm şarkıyı aradım. Yani mükemmel bir orkestra, mükemmel bir düzenlemeyle çok hoş oldu. Şimdi bir tane ham kopya getirdim. Bakalım nasıl çıkacak, ben de merak süper ediyorum. Süper çıkar. Haykıracak nefesim kalmasa bile. Sonrakiler yabancı, onları... Aa, Zingarella da var. Var. Evet, bir tek onu okuyabildim bu yabancı. Ne zaman çıkıyor albüm? 30'unda bu ayın. Bu ayın 30'unda. Lütfen sayın seyirciler, gerçekten çok büyük ilgi gösteriyorsunuz şu anda Ferdi Bey'e. Hem mail olarak hem SMS olarak. Almayın başka yerden, internetten indirmeyin. Gidin alın Ferdi Bey'e, gerçekten bu değeri verdiğinizi gösterin. Bir tek bu kadar güzel mesajlar çekmekle olmaz. O zaman daha güzelini anlayacaklardır, sesle de anlatacaklardır. İnşallah. Çünkü bunu da oradan indirmek olmaz, günah. Ya zaten ama bu bir albümü ele aldığınız zaman ki heyecanı vermiyor ki. Çünkü emeği fark edemiyorsunuz internette. Yani müzik çıkıyor karşınıza ama yani burada kimler çalmış, neler olmuş, içindeki yazılar, bilmem neler. Yani başka bir hava getiriyor tabii. Getirmez albüme. Mi? Başka ama ben eminim bizi şu anda izleyen herkes gidip satın alacaktır. Evet. Valla bu sadece benim albümüm için değil, bütün sanatçı arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bazıları sizin az önce dediğiniz gibi dolgu şarkılar falan da yapıyorlar. Bir tane albüme gidiyorsun, o kadar para veriyorsun, arada dolgu şarkılar falan, o kadar, evet, yani. O kadar iyi olmuyor. Adam evet. Gibi şarkılar yapsan 12 tane mi yapıyorlar? 12'si adam gibi de. Olsun, gitsin herkes alsın. Bu öyle, gitsin bu alsınlar. Öyle, evet. Ben artık tepkiliyim her şeye. Yok, doğrusu. Sevmiyorum artık doğru aptal yerine konmayı. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım yeni albümden. Yeni şarkımız gelsin. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin aşk için, önce hoş sonra boş gelir. Her seferinde canım yanar, aşk bana yalan gelir. Doğrusunu sence kim bilir, aşk nedir, nerededir? İnanmaktır diyorsan bana, zor gelir, çok zor gelir. Başrolde çoğu zaman bir kadın, peşinde bir erkek adım adım. Dünyanın kanunu besbelli, anlatır aynı şeyi, aynı şeyi. Kim ne derse desin aşk için, önce hoş sonra boş gelir. Her seferinde canım yanar, aşk bana yalan. Doğrusunu sence kim bilir? Aşk nedir? Nerededir? İnanmaktır diyorsan bana, zor gelir, çok zor gelir. Kim ne derse desin aşk için, önce hoş sonra boş gelir.
her seferinde canım yanar. Aşk bana yalan gelir. Doğrusunu sence kim bilir? Aşk nedir, nerededir? İnanmaktır diyorsan bana zor gelir, çok zor gelir. Başrolde çoğu zaman bir kadın, peşinde bir erkek adım adım. Dünyanın kanunu besbelli, anlatır aynı şeyi, aynı şeyi. Kim ne derse desin aşk için, önce hoş sonra boş gelir. Her seferinde canım yanar, aşk bana yalan. Seferinde canım yanar, aşk bana yalan gelir. Her seferinde canım yanar, aşk bana yalan gelir. Muazzam olmuş. Doğru söyle Allah. Çok güzel olmuş. Yayında olmasak dans edecektim bir anda. Sahi çok mi? Güzel olmuş. Ağzınıza dilinize sağlık. Emeği geçen herkesin eline vallahi sağlık. Vallahi sağ olsunlar. Evet. Çok 30'unda unutmayın sayın seyirciler. 30 Ocak'ta çok az kaldı. Yaşasın. Şimdi bizim Ergun var ya, Ergun Yıldız. Evet. O şu anda ekranın başında bizi seyrediyor. Sevgili Cenk Eren ekranın başında bizi seyrediyor. Hepsini öpüyorum. Şimdi Ergun dedi ki bana, çok güzel anıları var dedi Ferdi Özbey'in dedi. Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan falan, onları dedi bir anlatmaya başlarsa. Vallahi anılar tabii ki var ama şimdi hani bunların anlatılmasının adı da kötü bir şey yok. Anı. Yani minik bir anımı anlatayım o zaman. Playboy Kulüp vardı İstanbul'da. Şu anda yıkılan Divan Oteli'nin arkasında. Bu Playboy Kulüp'te de biz akşam, ben geceleri gidip Çınar Oteli'ne çıkıp ikinci bir iş olarak çalışıyordum gece. Durul Gence vardır, bilirsiniz Durul, evet. Gence'yi. Durul Gence çalışıyordu, 3'te bitiriyordu. 3'te biz başlıyorduk, Allah ne verdiyse artık. Oo, ay ne güzelmiş eski zamanlar. Ve haftanın 7 günü iş. Şimdi o zaman Nur içinde yatsın... Tanju da hayatta, Tanju Okan. Allah bir Allah tane Allah. O zaman yeni bir araba almıştım ben. Çok eski 55 model. 55. Bir otomobil merakım vardı. İşte o gün paramız o kadar yetişti. Aldık bir tane eski bir araba. Ama kırmızıya boyattım falan. Yarış arabası gibi oldu bir tane. Tanju da bir tane araba almış. O da kırmızıya. İkimizde de kırmızı araba var. Hava yapıyoruz. Şimdiki gibi bolluk yok Türkiye'de o zaman hani. Tabii. Eski püskü arabalar bile hava yapıyor o zaman. Şimdi dedi ki yarış yapalım. Kafamız da iyi, iyice çekmişiz. Nasıl yapacağız? Kızlar da, kız dediğim Ajda ile şey, Semiran. Onlar da hava yapıyorlar. Ay sen geçersin, ben geçerim. Ben Ajda'yı aldım. Tanju Bey'de. Tanju'da Allah rahmet eylesin. Semiramis'in önünde. Şişli'ye kadar yarış yapacağız. O zaman trafik mrafik de yok. Araba da yok. Canım, yollar boş. Sabahın 5'i. Şimdi biz hareket ettik ama ikimizin de arabası dökülüyor. Saat 6 mı? 6.30 mu? Sabahın körü. Ben uyandım. O yarış nerede bitti? Ne oldu? Haberim yok. Neredesiniz? Nerede uyandınız? Evde, yatağımda. Pencereden baktım. Bomonti'de oturuyoruz o zaman. Apartmanın penceresinde. Araba duruyor. Benim arabada bir şey yok. Peki. Ajda nerede? Tanju nerede? Semiramis nerede? Öbür araba nerede? Gittim baktım site sinemasının önünde Tanju'nun araba, Allah rahmet eylesin, böyle duruyor. Tekerleği çıkmış. Hala bugün nasıl yarıştık, nasıl eve gittim, kızlar hiç, ne oldu hiç haberim yok. Kızlar da mı hatırlamıyor?
Bir daha konuşmadık ki kız. Konuyu hiç tartışmadık. Bilemiyorum. Tamam, mesaj alınmış. Hiç konuşmadık bir daha. Bir de sizinle benim ortak bir dostumuz var. Bilmiyorum, ben bugün mesaj çektim sizin burada olacağınıza. Halil Aktay. Hmm. İzmir'den. O da herhalde bizi seyrediyordu. O da excellence'dır. Hem de ne excellence. Çok excellence. Tam sıyırma. Öyle oluyor bazen İzmir'den. Vallahi. Hoşça vakit geçir. Devamlı onunla da kavga ediyoruz, küsüyoruz. Beni devamlı arıyor. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun diye böyle bir. Öyle. Bir giriyor araya. Şimdi gene barıştık. Aldanma, inanma, kanma derdi annem. Okuyayım mı? Lütfen. Ne söylesen, sen haklısın. Aylar var ki görüşmedik. Bir köşede oturup da bir kadehi bölüşmedik. Kim ayırdı bizi bizden, kadere dur diyemedik. Ne yazık ki o günlerin kıymetini bilemedik. Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Bu ayrılık yükünü yalnız bana yükleme. Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Ayrılığım yükünü yalnız bana yükleme. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Her şey seni anlatıyor, kurumuş bir gül olsa da. Kim ayırdı bizi bizden, kadere dur, dur diyemedik. Ne yazık ki o günlerin kıymetini bilemedik. Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Ayrılığın yükünü yalnız bana yükleme. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostum. Muazzamdı. İnşallah seyrediyordur. Seyrediyorsa arar birazdan bizi. Bizim deli. Hem de nasıl. Yayında olmasak neler konuşuruz. Aman. Bir şey, bir dönem filmler de çevirdiniz. Evet. Yani. Seyrediyor musunuz şimdi, bazen yayınlanıyor Türkmax'ta falan? Vallahi seyrediyorum ama kulakları çınlasın, saygıyla selamlayayım. Türker abinin ısrarıyla ilk filmi çevirdim, Tanrı'ya Feryat. Biraz şeylerin de bana çok gayret, Müjde onun da kulakları çınlasın, Müjde. O da
oyna oyna dedi. Dedim ki ya bu sizin işiniz, benim işim değil. Yani ben eğer yorumculuktaki başarım kadar film çevirdiğim zaman başarı gösteremeyeceksem o filmi niye yapayım ki? Anı. Hayır yani ama... Şu anda çıkışta filmlerden bir tanesi bakın. Ama gerçi Jimmy Cip var önünde. Biraz kaldırır evet. mısın Jimmy Cip'i? Görsün efendim. Mesleğimi biliyorum. Ferdi Bey, gelen bir mesaj. Televizyonun içine gireceğim şimdi dayanamıyorum. Düşünün yani. Sağ olsun. Neyse film de güzel canım. Ya ne güzel olmuş denemişsiniz işte. Ama arada şimdi kendinizi bak orada ne güzel zayıfım. Şimdi bak kiloya bak. Ama olur olmaz. Verirsiniz gene isteseniz. Veririm valla. Ne olacak zaten Bodrum'dasınız. Hı? Orada var bir otel gidersiniz oraya. Var Orada hepsi bir arada çıkar. Kurcalama kızım. Ama böyle çok şekersiniz. Hiç gerek yok bence. Yani sağlığınız yerindeyse gerek yani, yok. Yani işte bir denge tutturduk. Ya vereceğiz biraz canım. Böyle kalmam. Biraz veririm. Yok yok iyisin. Boş verin. Allah sağlık versin. Önce sağlık. Sağ ol. Çok teşekkür Önce ediyorum. Önce sağlık. Sonra aşk. Boş verin ki böyle. Şimdi belki fakat çok enteresan. Söylemeyeyim diyorum. 82 ile 85 yıllar arasında doğanların bana çok ilgisini hissediyorum. Olmayacak bir şey. Aa, ne kadar güzel. Evet. Ama artık onlar da farkında bir takım şeylerin. Ben bizim mesela izleyicimiz gerçekten çok genç bir kitle. Evet. İnanılmaz. Ve gelen mesajlara az önce size söyledim zaten filmi izlerken. Hani ben de şu anda inanamıyorum ki o bütün o genç kitle bu şarkıları istiyor. Onlar da artık istiyorlar. Gerçek aşk yaşamak, gerçek duyguları ifade etmek. Hakları niye olmasın gerçek, yani tabii. Öteki türlü hani hakları. Öyle fast food gibi yaşanan ve tüketilen aşklardan bence gençlerin de içine sıkıntı geldi. Bence de dinlesinler ki biraz öğrensinler bir şeyler. Yani... Hani bizim şarkılarımızdan zarar gelmez dinlesinler yani. Ne kadar güzel, ne kadar büyük bir keyif. İşte cumartesi günü ben geldiğimde... Benim siteme de bilmeyen varsa onu da söyleyeyim. Söyleyin tabii. ferdiozbegen.com'da da radyom var. Oradan dinleyebilirler. Ha. Sonra şeyde, reklama gelirler diye söyleyeyim ama... Telefon şirketimiz, o da... ücretsiz olarak indirebiliyorlar şarkıları. Ha, oradan ücretsiz olarak indirebiliyorlar. En önemlisi eğer İstanbul'daysanız çok şanslısınız. Her cumartesi gecesi çünkü Lares Park Otel'de Ferdi Özbeyan orada Portofino'da. Portofino Stage. Orada saat 22.30 falan gibi çıkıyorsunuz değil mi? Gibi çıkıyorum. 12 yarıma doğru da bitiriyorum. O zaman da bitiriyorsunuz. Zaten çok da genç vardı bu hafta sonu. Yani gençler çok seviyorlar. Çok zaten bu Facebook... Facebook'ta izleyen reklam mı olur? Hayır. Olmuyor değil mi? Şimdi Facebook, ben bu işlere, teknolojiyle biz çok geç tanıştık. Ben televizyonu 33 yaşında gördüm. Şimdi çocuklar klavyeyle doğuyorlar. Doğarken ellerinde klavyeyle doğuyorlar. Yani... Ay çok iyiydi bu. Yani onun için yani bizim bir sürü şeyde geri kalmamız çok normal. Ama şu var ki geçen sene bir kız arkadaşım Zeynep, selamlar olsun ona, ille gir diye beni zorladı. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Yani ben Facebook'u abuk subuk şeylerde kullanılan bir, halbuki öyle değil. Nasıl isterseniz öyle kullanabiliyorsunuz. İsterseniz iyi niyetle, isterseniz başka niyetle ama... Ben sadece sanatçı kimliğimle, sanat amaçlı 5000 kişi bir anda arkadaş oldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Pek beni aramayanları biraz sildim. Silerken de ay bana kırılır mı diye hiç tanımıyorum halbuki kim olduğunu. Yani ama orada anladım ki gerçekten Sabahcığım gençlerin çok büyük bir... şeyi var. Mesela bir mesaj geliyor diyor ki abi sen kimsin ya? Herkes senden bahsediyor. Facebook'ta. Araştırmamış da yani ha? Onu yazana kadar. Bilmiyor. Bir gariban bir çocuk. Ben hemen ona gayet efendice suçlu değil ki. Tabii. Mecbur değil tanımak zorunda değil. Web sitemi yazıyorum. Orada cevaben. Bir, bak tekrar ara diyor.
Ondan sonra ellerinden öperim abicim. Saygılar sunarım abi. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi bu akşam siz eve gidince çok, görün bakalım Facebook'taki çok mesajları. Şeyler yaşıyorum. Çok hoş şeyler yaşıyorum. Ne kadar yalan güzel. Hepsine buradan da selam gönderiyorum. Benim çok kadim şeylerim var. Fanlarım var. Fanlarınız var. Süper. Hadi fanlara biraz şarkı söyleyeyim. Hadi. Gençler daha da öğrensinler şarkıları. Peki. Ne geliyor sırada? Bir bakayım. Demin bir arkadaşın istediği şarkıya geldi sır. Gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış. Kalplere bomboş niye? Sevmek için yaratılmış. Kalplere bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Mutlu olmak istiyorsan İnan inan sözlerime. Mutlu olmak istiyorsan İnan inan sözlerime. Yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Denen o gerçek. Sevmek acı, gerçek acı. Benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı. Benzer birbirine. Yok 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 yalan deme, sevgiden o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı. Benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı. Yani kimlerden ne mesajlar geliyor inanamazsınız. Allah gerçekten sizi. Hem benim cep telefonuma hem buraya. Az önce Sayın Rıfat Ababay'dan mesaj geldi biliyorsunuz. Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Çok da severiz Rıfat Bey'i. Çok güzel değil mi Rıfat Bey? Süper yani. Çok gerçekten bu gece bitmesin istiyorum. Yani ender gecelerden biridir benim yayın bitmesin diye. Devamlı saate hep bakıyorum saate hani ne zaman bitiyor. Bu sefer de bitmesin. Öyle mi? Aynen öyle. Ben de benzin biterse haber veririm sana. Aa, var mı öyle bir ihtimal? Yok tabii. Şaka diyorum tabii ki tabii ki. Bir fırç çekeyim şu sudan. İçin için suyunuzu zaten su al. Abi. Su tabii canım ne olacak? Başka. Pişmanlıklarınız var mı? Şunu da yapsaydım ya da şunu yapmasaydım ya da şu da olsaydı falan gibi. Hani dizlerimi dövdüğüm gibi değil mi? Evet. Vallahi vardır tabii ama çok ciddi pişmanlıklarım yok. Yaşamı çerçeveliyorum. Teferruata kaçmadan yaşamayı seviyorum.
çok detaylara indiğiniz zaman çok sorunlarla karşılaşıyorsunuz hayatınızda. Sade bir yaşamı, salt bir yaşamı ve beni çok sevenlerle çerçevelenmiş ufak bir kalabalığın içinde yaşamayı seviyorum. O çok önemli. Evet. Yani şimdi etrafımda kızlarım var. Siteniz kilitlenmiş. Diyorum size. Hangi site? Ha, benim web sitesi. Web sitesi. Nasıl açacağız onu ben bilmem ki. Kendi kendine açılır herhalde. Ben herhalde hiç, ben hele hiç bilmem de buluruz birbirine. Merak etmeyin. Yani böyle etrafımda birinci çerçevede kadın arkadaşlarım var. Yani kız arkadaşlarım, hanım arkadaşlarım, bayan arkadaşlarım, hangisini kabul ederlerse. Onların desteklerini çok görüyorum. Onların yakınlıklarından çok mutluyum, çok seviyorum. Mesela şeyde de öyle, bu albümde de çok destekleri oldu. İşte Yunanca ve Fransızca parçaları sevgili Suzette'le çalıştım. Almanca parçayı Sema Gencebay'la çalıştım. Bunlar hep kız arkadaşlarım. Birisi Almanya'da büyümüş. Çünkü yabancı dilde şarkı okursanız albümde kelimelerde ufak tefek yanlış yapabilirsiniz yani. Aksan falan. Aksan da olabilir ama çok ciddi yanlışlar yapmamak için. Onlar. Peki sizin camiadan görüştüğünüz kimseler var mı? Benim yani şimdi ben Torba'da yaşıyorum, Bodrum'da. Torba köyünde yaşıyorum. Çok oraya talep eden sanatçılar var. Yani yani Fedon da orada, Fatih Ürek de orada, Muazzez Ersoy da orada, efendime söyleyeyim Fatma Girik de orada. Mesela bir akşam canınız orada balık yemek istedi. Evet. Hangisini arıyorsunuz? Hadi Fatih gel balık yiyelim mi? Hadi Fatma Girik gel balık yiyelim. Kimseyi aramaya lüzum yok. 24 saat birbirimizin tepesindeyiz. Ha öyle mi? Ay, fenalık gibi. Hani bir süre sonra kavgalar başlıyor. Bir süre sonra gırgırlar başlıyor. Dedikodular başlıyor. Ha, bir de o var değil mi? Tabii. Ama bunların hepsi gerçekten hayatımıza baktığımız yöndeki saçmaladığımız şeyler, komik şeyler bunlar. Yani ciddi dedikodu değil yani. Tabii. Hani günü geçmiş. Ben bir kere dedikoducuya çıkmıştır benim adım. Halbuki benim kadar sır saklayan yoktur ama ben dedikoduyu matrak olsun. Bir de uydururum dedikodu. Yalandan dedikodu da üretirim. Ay en kötüsü ayol. Ama bakın dikkat edin. Ufak bir çember içinde yaşıyoruz. Doğru. Her şey kol kırılı diyen içinde kalır. Doğru. Dedikodu fena bir şey değil ama ya. Valla tabii ki doğru, insanları oldu, bilgilendirme açısından çok yararlı yani. Ben de. Çok istiyordum ben sizinle bu akşam dedikodu yapmak ama pek yapmıyorsunuz. Bir arabayla kırmızı araba hikayesiyle sıyrıldınız. Yani şimdi imtihana girer gibi oluyor insan. Çünkü uzun bir ömrün içinden hangisini süzüp çıkarıp, doğru, hangisinin böyle bir gecede söylenebileceği, hangisi kanalı kapattıracağı. Allah korusun. Yani onun için efendi geldik, efendi gidelim hanımefendiciğim. Ay süpersiniz Ferdi Bey. Ne geliyor şimdi? Herkes devamlı şarkı istiyor. Şarkı mı istiyor millet? Evet. Baksanıza ağlayanlar, zırlayanlar. Peki, İlk aşkını o zaman, alanlar, son aşkını alanlar, herkes bana... Sen, ay kıyamam sana, sen kimi hatırladın? İlk aşkını mı? Son mu? Bana... Ne zamandı? Yeni. Bitti mi? Hadi ya. Boş ver. Bana altın plak kazandırdı. Ve de önümü açtı bu şarkı. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim,
bak ne halde. Gözümde canlanır koskoca mazim. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan alır, ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber, ver dilek taşı. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Sizi aramaktan bak ne haldeyim. Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Sizi aramaktan bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber, ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber var mı? Mutluluktan haber var. Mutluluktan haber, ver dilek taşı. Ay 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 ay. Ay vallahi kendimizden geçtik. Rıfat Babalay'dan tekrar mesaj geldi ve der ki oğlum Sinan rica ediyor. Ferdi Bey ben yağmurdan değil aşkından sırılsıklamı söyler mi acaba diyor. Vallahi hiç hatırlamıyorum bile şarkıyı. Ay onu hatırlamış. Neyse o zaman başka bir şarkı gönderelim. Gönderelim. Sinan'a. Peki. Sinan'a bir şarkı gönderelim. İstekler gibi oldu değil mi bu gece? Evet istekler gibi oldu ama o kadar istek var, o kadar istek var ama Rıfat abi bizim için çok özel. Yavrum 7 tane şarkı söyleyeceksin dediler bana. İşte biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Ay neler var neler. Bak ye. Söz yok anlatmaya seni, ne olur söyletme beni. Ben aşk nedir yeni yeni anlıyorum, seviyorum. Söz yok anlatmaya seni, ne olur söyletme beni. Ben aşk nedir yeni yeni anlıyorum, seviyorum. Durup durup ben sonunda sizi bulmak ne güzelmiş. Durup durup ben sonunda seni bulmak ne güzelmiş. Bir tek yudum içmeyip de
sarhoş olmak ne güzelmiş. Ben aşkınla bir tutsak sanki kölen olmuşum. Sizi çok sevdiğimden zincire vurulmuşum. Fırtına onu besmiş, gel gör ki durulmuşum. Ben bir ömür harcayıp sizi öyle bulmuşum. Fırtına onu besmiş, gel gör ki durulmuşum. Ben 46 yıl harcayıp sizi öyle bulmuşum. Gerçekten bu gece program daha bir güzel. Uyuyacaktım, içimden uyumak gelmiyor. Çok teşekkürler. Gülen yüzleriniz solmasın. Allah sağlık ve uzun ömürler versin. Bu gece bu gece beni sevgiciğime yaşadığım yıllara götürdü. Teşekkürler demiş Mersin'den Emel Hanım. Sizi büyük bir heyecanla izliyorum. Dilek taşı mükemmeldi. Ay çok güzel mesajlar geliyor. Gerçekten öyle. Vallahi, yani. Hiç... O kadar özlemişler ki sizi. Ama gerçekten yani bu tarz bir program olmadıktan sonra ben niye çıkayım televizyona? Doğru söylüyorsunuz. Ne güzel, doya doya herkesi yani, hitap ediyor. Yani tek başıma bir kere olayım istiyorum. Doğru. Yani bu egoistliğimden değil. İnsan öyle kendini daha güzel ifade edebiliyor ama. Şu var, ben sanatçıya ve sanatçı arkadaşlarıma çok saygı duyan bir insanım. Şimdi burada başka bir sanatçı arkadaşım olsa ben pısarım otururum. Çok doğru. Sırf o kendini göstersin diye. Doğru. Sahne çalma adetim yoktur. O zaman ne oluyor? Ben de boşu boşuna gelmiş burada dekor gibi oturmuş oluyor. Benim kendi programım olduğu zaman bana özel böyle şahane. Böyle şahladınız. Evet. Ay evet, güzel. Evet Allah. Peki şey dediniz, ben sahne çalmam dediniz ya, o eski zamanlarda mesela İzmir fuarı zamanlarında falan hep anlatıyorlar bu rekabetleri, kim kime ne yaparmış, o onun elbisesini yırtarmış, öteki ötekinin ayakkabısını parçalarmış falan filan. Var mı oralardan enteresan, kanal kapattırtmayacak hikaye? Tabii aslında bu fuarla ilgili, İzmir fuarıyla ilgili hiç kimse bir kitap yazmaya heves etmedi. Anılar gibi değil, yaşananları olduğu gibi de yani adı da koyarak içine. Çünkü gerçekten ben şu anda... Orada yaşananlar da poşetle satılır yani. Şimdi İzmir fuarı açılıyor dendiği zaman içimi bir hüzün kaplıyor. Çünkü neden bu denli çok hoş eğlenceler olan ve gerçekten de bütün Türkiye'den, yurt dışından insanların gelip yüz binlerce kişinin aynı anda değişik yerlerde yapmış oldukları bu eğlenceler niye kesildi? Niye uzaklaştırıldık biz? Ne oldu? Bunların hiçbirini bilemiyoruz ama... Çok güzeldi, çok doğru söylüyorsunuz. İzmir Fuarı gibi bir keyif. Keşke şimdiki gençler... Yaşayabilse. Orayı yaşayabilseler. Ben İzmir Fuarı yüzünden üniversiteden yıllarca mezun olamadım. Evet. Tam bütünleme zamanı fuar vardı çünkü. Pat arkadaşlarım arıyor, hadi Ferdi Özbeğen'deyiz, hadi İbrahim Tatlıses'teyiz. Bir cümle girmiyordu aklıma, direkt çıkıyordu. Şimdi mesela bana mesaj geliyor. İşte Ferdi abi, siz İzmir'de çalışırken biz dışarıdan paramız yoktu, gelir sizi dinlerdik. Çalıştığınız yerde işte Kübana'da, golf kulüpte bilmem ne. Ben pıs pıs gülüyorum. Çünkü ben de onların yaşındayken gider yine aynı lokallere dışarıdan İspanyol orkestraları, İtalyan orkestraları, onlar gelirdi yurt dışından. Vasfi Uçarolları, kulakları çınlasın. Onları dinlerdik, Müfit Doğru. Kiperleri. Doğru. Demek ki böyle bir şeyi yaşadık yani bu İzmir Fuarı'nda. Söyleyince heyecanlandım çünkü çok güzel anılarımız var. Muhakkak yani. Çok güzel. Bütün sanatçılar bir aradaydık. Mesela en güzel yaşadığımız şey şu olurdu. Şimdi... Tek tek ismini verdiğim bütün arkadaşlarımın kulakları çınlasın. Hepsine ayrı ayrı kulakları çınlasın dememek için söylüyorum. Şimdi Efes Oteli'nde kalırdık o zaman. Bütün sanatçılar biliyorum. Genellikle. Herkes işini bitirir. Restoranın arka bölümünde bir
Yine ufak bir restoran bölümü vardı yani. Havuzlarında buluşmuyor muydunuz canım? Hayır. O şeyin. Saat birden sonra gidiyorum. Sabaha karşı birden sonra. Tamam. Aklınıza kim geliyor? Emel Sayın, Ajda'sı, Sezen'i, Metin Akpınar'ı, Zeki'si, Coşkun Sabah, rahmetli Egemen Bostancı'nın Şan Tiyatrosu'na onun kurmuş olduğu bir sofra. Gelen otururdu. Birde başlıyor, düşünebiliyor musun? Sohbet. Zaten Metin'le bir masaya oturduğun zaman... Kalkış yok. Metin'in bir rekoru var, anlatacağım. Buna belki seyircilerimize inanmayacaklar ama... Şimdi golf kulübünün yanında da bir tane kebapçı vardı. İzmir fuarında. Metin'le Zeki de... Bornavalı Nuri'nin gazinosunda, açık hava gazinosunda çalışıyorlar. Ama full kadro, hani herkese bir şarkı, iki şarkı düşüyor. Bunlar akşam işe gitmeden önce oturuyor Metin sofraya. Başlıyorlar tıngırdatmaya. Oradan işe gidiyor. İşten dönüyor, tekrar masaya oturuyor. Bak dikkat et. Akşamüstü oturdu masaya. İşe gitti, döndü. Geldi. Ondan sonra ertesi sabah oldu. Ertesi akşam oldu. Masada hala. Aynı masada. Ertesi akşam tekrar işe gidiyor. Dönüyor. Ondan sonraki sabah otele gelip yatmaya geliyor. Ve gene de yatmıyor. Pencereden yukarıdan havuzu seyrediyor. Ayol yat, gebereceksin diye yani biz aşağıdan. Evet. Böyle Ama kimse yetişemiyor sohbeti. Tabii hızına, değil mi? Mümkün yani, değil yani. Ölür insan. Ama yani ne sohbeti biter ne... Çok güzel. Allah için yani bir masada oturmak keyiftir onunla. Kulakları çınlasın. Bu masayı düşünebiliyor musunuz? Gece saat 1'de kurulan masa. Sabah 5-6, sabah 4'te icaz faslı başlar. Daha önce. Coşkun, Ahmet Meter vardı, kanuncu. Kadromuz çok güçlüydü orada ama herkes, yalnız hiç sivil insan yok aramızda. Hı hı. Yani hep sizler. Hep biziz. Onun için de daha rahat hareket edebiliyorduk. Hepsi arkadaş. O masalardan... Nerede o eski günler, değil mi? Yani ben bugünleri de çok seviyorum. Bugünlerde de çok güzel şeyler yaşıyoruz. Bugünlerde de mutluluklar yaşıyoruz. Bugünlerde de sükse yaşıyoruz. Bugünlerde de hoşluklar yaşıyoruz ama... Yani o anılar başka. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çok affedersiniz. Yukarıdan bana bir şey söylüyorlar. Anlamadım. Bir daha söyler misin Mutlu? Ha, Lares Park'tan aramışlar. Metin Akpınar'ın bu sahne olayı canlı olaraktan yapılacakmış. Bunu söylememizi istemişler. Öyle mi? Portofino'da. Sahne performans, evet. Evet, öyle bir şey kulağıma gelmişti. Onu söylememizi rica etmişler. Bu arada şamdanlar için de İnşallah, çok teşekkür ediyoruz. Lares Park'a, abajurlar için daha doğrusu. Çok şık abajurlar. Evet. Hediye mi etsen Lares Park bana bunları acaba? Yok, bana lazım sahnede bunlar. Sahnede, Portofino'da kullanıyorum bunları. Doğru söylüyorsunuz. Ama sen istedikçe gönderirim. Çalışmadığım geceler. Evet, başımın. Gerektikçe ben size alo derim. Başımın üstüne. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Hangi şarkı geliyor hadi? Yoruldunuz mu? Vallahi galiba yavaş yapmayın. Yavaş. Yapmayın, çok az kaldı. Peki. Taş çatlasın, iki giderken parça söyleyeyim. Benim şarkımla uğurlayayım beni, hani plaktaki şarkı. Plaktaki şarkıyla, evet. Tamam, biz yapalım onunla. Biz yapalım. Giderken programın sonunda plaktik. Peki gene kim ne derse desini mi çalalım yoksa başka bir başka şey? Başka yok, bir tane var. Ha. Olur mu? Tek. Pardon. Bugünden internete inmesin şarkılar. Doğru söylüyorsunuz, çok haklısınız. Evet. Ay Ferdi Bey, herkes ağlıyor, herkes. Var mı çok telefon, değil mi? Daha da ağlatın bizi. Seni gördüm o günden beri, kalbim perişan, gönlüm bir deli. Sana yazdım beni anlatan, aşkımla dolu bu sözleri. Sana yazdım beni anlatan,
aşkımla dolu bu sözlerimi. İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf öyle temiz. Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz. İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf öyle temiz. Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz. Kanımda, canımda, dört yanımda senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen yeter bana, gözlerim yolda kalmasın. Kanımda, canımda, dört yanımda senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen yeter bana, gözlerim yolda kalmasın. Olmayacak bir dua mıydı bu? Allah'ım bana reva mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu? İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf öyle temiz. Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz. İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf öyle temiz. Kenetlenmiş ayrılamaz kalbimizde ellerimiz. Kanımda, canımda, dört yanımda senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen yeter bana, gözlerim yolda kalmasın. Sizden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen yeter bana, gözlerim yolda kalmasın. Ferdi Beyciğim, Sema Canım. Çelebi'den mesaj geldi. Der ki, evet. Ali Poyrazoğlu'ndan Olta At beni Atilla Çelebi ile evlendirdi. Ona çok selam, çok hüzünlendim. Allah ona çok uzun ömür versin diyor. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bu arada Zafer Çebi'den de mesaj geldi. İzmir'den Zafer Çebi'yi bilirsiniz. Bilirim. Ferdi abinin geçen akşam o da bizimleydi burada beraber. Ali Poyrazoğlu ile geldi. Ali Poyrazoğlu demişim. Ali Kocatepe ile. Sabahcığım ben Zafer Çebi. Ferdi abinin izinden giden İzmirli bir piyanist olarak mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Zaten Ferdi abiyle İzmir'de konser vereceğiz. Saygılar, sevgiler i̇nşallah, demiş. İnşallah, inşallah. Bunlar gelenlerden. Bazılarını okuyayım dedim. Sağlıklar dilerim. Bu performansınızı devam ettirin. Bu geceden yine istiyorum, doymadım. Ay gerçekten ben de doymadım. Ay, iki saattir şarkı söylüyorum. Nasıl doymadık? Hayır yani acaba bir daha mı yapsam? Yaparız sezon sonunda. Albüm çıkınca mı yapsak? Ocak 30'unda çıkıyor. Çok az. Sevgililer gününde yapalım mı? Ne güne geliyor? O da kesin hafta içidir. Bu sene bütün doğum hafta içi mi? Cumartesi. Ay çok şükür. Evet. Cumartesiymiş. Cuma 12'den sonra sevgililer günü.
Bir gün öncesinden ben burada, ertesi akşam sahnede uyurum. O zaman biz sizinle konuşuruz zaten, ne zaman arzu ederseniz. Çünkü o kadar özlenmişsiniz, o kadar özlenmişsiniz ki. Sabah ilk uçakla Ankara'ya uçacağım, sizin yüzünden uyuyamıyorum diyor. Uçağı kaçırsam bilet parası sizden, ne oldu? Uyusun da büyüsün dinli. Saatinizi kurun. Peki ben bir şarkı rica edebilir miyim? Buyurun. Bir Tanrı'yı bir de beni sakın unutma. Emriniz olur efendim. Estağfurullah efendim. Lütfedersiniz. Sakın unutma. Ellerin havada, gözlerim yolda. Bir Tanrı'yı, bir de beni sakın unutma. Bahar bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerim yolda. Kulaklarımdan süzülen yasın yanaklarımdan. Bir şarkı oldun dudaklarımdan. Senin adını söyledim durdum. Bir şarkı oldun kulaklarımdan. Senin ismini söyledim durdum. Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum sizi dünyalar kadar. Kulaklarımda ismin, gözümde yaşlar. Bir Tanrı'yı, bir de beni sakın unutma. Çınladım durdum kulaklarımdan. Süzülen yasın yanaklarımdan. Dudaklarımdan senin ismini söyledim durdum. Senin adını söyledim durdum. Ay muazzamsınız. Ben bu cumartesi, ay bu cumartesi biz kız istemeye gideceğiz. Sonra mı gelsin? Hayırdır inşallah, kimi? Benim kuzene kız isteyeceğiz. Hayırlı olsun. Ondan sonraki hafta geleyim ben. Tamam. Bir tek cumartesileri değil mi? Evet, tek cumartesi. Bugünkü koşullar cumartesi. Cumartesi ama en güzel gün aslında. Herkes tatil cumartesi günü, ben bile. Yani ben hafta için tercih ederim. Eğer çarklar doğru dürüst dönmüş olsaydı hafta içini tercih ederim. Yok yok, çok güzel cumartesi. Cumartesi. Lütfen yani. Bu cumartesi herhalde yer olmayacak gibi bir his var içimde. İnşallah. Çok mutlu oluruz. Hüseyin diyor ki yukarıdan, bu kadar SMS de biraz zor yer bulurlar diyor. Gerçekten yarından itibaren telefonları kilitlenecek oranın. Vallahi herkes şunu bilmeli ki ben burada sadece sevenlerime şarkı söylemek için ve gerçekten hasret gidermek için çıktım. Ne albümümün reklamı için. Biliyorum. Ne çalıştığım yerin reklamı için. Böyle bir şeyler kendime yakıştıramam ama güzel bir şey yaptığımı sadece anlattım. Öyle mi?
Şimdi Ferdi Bey, size soruyorum çok açık bir şekilde. Şimdi saat 1'de haberler var. Ya haberleri alacağız içimize, haberleri içimize alırsak 20 dakika daha gitmemiz lazım. Ya da şimdi ben size veda edelim, ne veda olur. Edelim. Yoruldum, evet. Size şu andaki duygularımı kelimelerle anlatmam. Zaten ben duygularımı çok kolay anlatabilen bir insan değilim ama gerçekten imkan ve ihtimal yok. Sağ olun. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok özelsiniz, çok güzelsiniz. Çok Allah size ederim. Sağlık versin, uzun ömürler versin. İnşallah en yakın ediyorum. Zamanda tekrardan çok beraber teşekkür oluruz. Ediyorum. Çok da naziksin. Ve sayın seyirciler, bu gece Ferdi Özbeğen özel gecesi yaptık. İnşallah gerçekten mesajlarınızda da onu belirttiniz. Çok güzel bir gece geçirdik. İnşallah Ferdi Bey tekrar burada stüdyomuzu ağırlayacağız. 30 Ocak'ta albüm çıkıyor. Lütfen korsan almayın. Bari bu sefer de internetten indirmeyin. Gidin. Neyse alın ve o güzel şarkıları, o güzel yorumu, o güzel sesi evinizde ilk aşkınızda, son aşkınızda, sevgilinizde, her kimi istiyorsanız onunla dinleyin, hissedin. Değil mi? Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim efendim. Ve yarın akşam yine aynı saatte, saat 23'te karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Başrolde çoğu zaman bir kadın.